Selam dostlar. Sohbet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kadın haklarıyla ilgili mücadele ile geçen bir hayat hakkında sizlere bilgiler aktarmak istedim. Vida Tomczyk'in hayatı işte tam bu cümleyle özetlenebilecek bir hayata sahip. Hep birlikte tarih boyunca hem Slovenya tarihi açısından hem Yugoslavya tarihi açısından hem de internasyonalist tarih açısından tüm dünyayı ilgilendiren bir kahraman kadın karakterle karşı karşıyayız. Sizlere onun hayatı hakkında bilgiler vermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Vida Tomczyk, Yugoslavya ve Slovenya tarihinde mücadeleci, politik, kadın figürü bakımından öne çıkan isimlerin başında gelir. Bir internasyonalist olan Tomczyk, kadın haklarını ülkenin bütünüyle sosyal ve ekonomik kalkınmasına bağlı gören Marksist-Feminist görüşlere sahipti. İnandıklarını yaşam pratiğinde de uygulayan ve Yugoslavya Halk Kahramanı unvanı verilen Tomczyk'in hayatı gerçekten muhteşem anılara sahip. Gelin hep birlikte bu onurlu hayata göz atalım. Vida Tomczyk, 26 Haziran 1913 tarihinde günümüzde Slovenya başkenti olan ancak o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olan Ljubljana'da doğdu. Doğduğu kentte hukuk okumaya başladı ve 1941 yılında mezun oldu. Tomczyk, genç yaşta komünist fikirlerle tanıştı, öğrencilik hayatı boyunca sosyalist hareketlere katıldı ve 1934'te Yugoslavya Komünist Partisi'ne üye oldu. Parti ile olan faaliyetleri nedeniyle 1934 yılında tutuklandı ve 11 ay hapis yattı. 37 yılında kendisi gibi komünist faaliyetlerden tutuklanan ve gelecekte evleneceği kişi olan Ton Tomczyk ile tanıştı. Geçen sürenin ardından serbest bırakıldı ve 1940 yılına kadar Yugoslavya Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Benito Mussolini liderliğindeki faşist İtalya'nın 1941 yılında başlayan işgali sırasında Mary Singer takma adını kullandı. Aralık 1941'de hem Ton hem de Vida Tomczyk, Komünist Parti'yi destekleyen tırnak içinde yasa dışı siyasi faaliyetleri nedeniyle yeniden tutuklandı. İtalya Askeri Mahkemesi eşi Ton Tomczyk'i ölüme mahkum etti, Vida Tomczyk ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu mahkemeler işgal mahkemeleriydi ve doğal olarak bir hukuk beklenemezdi. Bu sırada doğmuş olan oğlundan ayrılan Vida, ilk partizan gruplarından birini kurduğu zamandan İtalya Krallığı'nın yıkılışına kadar pek çok hapishanede kaldı. Eşi Ton ise 21 Mayıs 1942'de faşist işgalciler tarafından öldürüldü. Savaş sonrasında özgürlüğüne kavuşan Vida, Aralık 1943'te Slovenya'ya geri döndü. Şubat 1944'te Slovenya Ulusal Kurtuluş Konseyi'ne seçildi ve özellikle kadınlar arasında siyasi faaliyetlerde yer aldı. Bu dönemde İnsan Hakları adlı dergide yazılar yazdı. Aynı zamanda Slovenya Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'nde yer aldı. 5 Mayıs 1945'te Slovenya Ulusal Hükümeti tarafından Sosyal Politika Bakanı olarak görevlendirildi. Tüm yaşam boyunca emekli olana kadar Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti'nde önemli görevler sürdürmeye devam etti. 1970'lerde Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aile hukuku profesörü olarak dersler verdi. Vida Tomczyk, Federal Kadınlar Örgütü'nün ilk başkanıydı. Hem ikili diplomatik ilişkilerde hem de uluslararası alanda Yugoslavya'yı sıklıkla temsil etti. Bununla birlikte çoğunlukla aile ilişkileri ve kadın hakları ile ilgili çalışma yürüttü. Birleşmiş Milletler'de birçok kez Yugoslavya heyetinde görev aldı. Santo Domingo'da 1979'da 85 yıllar arasında kadının ilerlemesi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 1960'da 63 ve 1971 ile 74 yılları arasında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Yugoslavya temsilcisi olarak çalıştı. Komünist ilkelere uygun olarak sosyal değişim projeleri oluşturdu, özellikle kadınların eşit sosyo-ekonomik statüsünü savunan değişimlere imza attı. Klara Zetkin ve Vladimir Lenin'in kadın konusunda temsil ettiği değerleri Sloven toplumunda mümkün olduğunca uygulamaya çalıştı. Kadınların kişisel haklarının karakteristik bir örneği olarak çocukların doğumuna karar verme hakkı olduğunu sıklıkla vurguladı. Kürtaj olarak bilinen hamileliğin talep üzerine yapay olarak durdurulmasının anne tarafından karar verilecek bir husus olduğunu hayatı boyunca savundu. Tomczyk'in görüşleri Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti'nin tarafından 1976 yılında kabul edilen evlilik ve aile ilişkileri yasasında açıkça ifade edildi. Tomczyk, çalışmaları ve Sloven tarihine sağladığı katkılar nedeniyle çok sayıda ödülle onurlandırılmıştır.
kardeşlik ve birlik nişanı, cesaret nişanı, ulusal kurtuluş nişanı, halk liyakat nişanı, ulusal kahraman nişanı, altın çelenkli cumhuriyet nişanı, Polonya Partizan Nişanı ve 1970'te Lenin'in doğumunun 100. yıl dönümünde verilen madalya bunlardan sadece bazılarıdır. 1979 yılında Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin tarafından kendisine ilk kadın olarak Fahri Doktora unvanı verildi. Vida Tomzik, 10 Aralık 1998 yılında yaşama veda etti. Hayatı boyunca pek çok alanda aktivist kimliğiyle yaşadı ve aynı kimlikte hala kalbimizde yaşamaya devam etmektedir. Evet dostlar, bu videoda sizlere örnek bir kadın hakları aktivisti olarak Vida Tomzik'in hayatını anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Sovyet tarihi üzerine ve aynı zamanda Dünya Sosyalist Hareketi üzerine emek vermiş pek çok kişinin biyografisini bu şekilde hazırlıyorum. Benzer videolar için de Sovyet Yolculuğu kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin de katkı sağlamak istediği alanlar varsa yorumlarda buluşalım. Diğer videolarda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.